Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta Merkez Bankası'na yapılan müdahalelerden sonra bir ziyaret gerçekleştirdi ve Merkez Bankası'nın halka ait olduğu imajını, daha doğrusu mesajını verdi. Yaptığı açıklamalar da o yöndeydi. Fakat daha sonra bir video çekti, kısa bir video çekti evinin mutfağında ve arkasından da dedi ki bürokratlar yaptıkları her şeyin hesabını verecekler. Kanunsuz olan emirlere uymasınlar dedi ve bugünün tarihini verdi. 18 Ekim Pazartesi meselesini gündeme getirdi. İzniniz olursa o bölümden, daha doğrusu o açıklamadan kısa bir bölümü verelim Buyurun. tekrar seyircilerimize. Arkasından üzerine konuşacağız. Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış. Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir, yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir. Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab-ı Şahabettin'in bir sözü var. Der ki, en ağır angarya faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi'nin dediği gibi zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihtarı, bürokratlara yönelik bu uyarısı tabii iktidar cephesinden hemen karşılık buldu. Fakat az sonra hem Tayyip Erdoğan'ın hem Süleyman Soylu'nun verdikleri mesajlar var. Fakat hocam oraya geçmeden önce izniniz olursa böyle sizin anlatacaklarınız için bir zemin hazırlamaya çalışıyorum. Bir açıklama oldu. CHP cephesinden bir açıklama oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı uyarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Öztunç diyor ki, Türkiye'de vesayet varsa AK Parti Recep Tayyip Erdoğan vesayetidir. Her sıkıştığında ya terör ya vesayet ya darbeciler diyor. Vesayeti yaratan onlardır diyor
Ve arkasından da ekliyor. Diyor ki AK Parti gider ayak devleti soymak için her türlü numarayı çekiyor. Bize gelen duyumlar var. Bu duyumlar üzerine genel başkanımız böyle bir uyarı yaptı diyor. Evet, buyurun. Ya bunun devletin soyulmasından rahatsızlık duymaktan mütevellit bir uyarı olmadığını düşünüyorum. Öyle olsaydı 5 yıldır pasif durmazlardı. Türkiye'de tablo değişiyor. Bu siyasi bir uyarı. Yerinde bir uyarı, güzel, bence iyi bir çıkış. Ama bunun işte devlet soyuluyor filan kaygısından çok siyaseten mevzi kapmaya yönelik yerinde zamanında yapılmış iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Şunu gördü CHP, işte Kemalistlerin sesinin yükselmesi de biraz bundan. Ya Erdoğan'ın altının boşaldığını, eridiğini gördüler. Ve burada bir adım attılar, atraksiyon yapıyorlar. Erdoğan'ın çözülüşünü ve çöküşünü hızlandırma, kendilerine alan açma, Erdoğan'ın bu tek adam rejimini kurmakta en çok yararlandığı, üzerine bastığı bürokrasideki o bürokratların cesaretini kırmaya yönelik güzel bir adım. Burada tamamen ülkeyi soymayla, ya ülkeyi düşünmeyle ilgili bir sahikin olduğu kanaatinde değilim. Öyle olmuş olsaydı mesela 2015'ten sonra, 16'dan sonra, 17'den sonra çok daha net çıkıp takır takır saydırması gerekirdi. Evet. Bu siyasetin denklemin değiştiğinin bir alameti, bir göstergesi. Kılıçdaroğlu da o konjonktürü iyi yakaladı ve bence de güzel bir zamanlamada Erdoğan'ın aleyhine iyi bir atak yaptı. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sadece bu açıklamasını bir atak olarak mı görüyorsunuz ve Kılıçdaroğlu mesela gerçekten rol çalmaya başladı, gündemi belirleyecek hamleler yapmaya başladı. Bu da CHP adına çok iyi bir hamle, az önce de dediğiniz gibi. Bunu sadece öyle mi görüyorsunuz? Yani şöyle, ben Kılıçdaroğlu'nu beğendiğim bir siyasetçi, dürüst bir siyasetçi olarak görüyorum. Yani şu ana kadar ufak tefek göz ardı edilebilir hatalarının dışında bir hırsızlığı, bir suçu, yasaları, ihlali, bunu bilmiyordu. En azından Erdoğan iktidarıyla veya AKP iktidarının en masumuyla bile karşılaştırılmayacak kadar temiz bir adam. Takdir ediyorum ama şunu da söylemek gerekiyor. Yani AKP'nin, Erdoğan'ın bu duruma gelmesinde Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin politika üretememesi, alternatif üretememesinden dolayı geldik. Şimdi olan şey de şu. Yani AKP'nin nispi olarak Erdoğan'ın güç kaybetmesinden dolayı oluşan boşluğu değerlendiriyor. Elbette ki ben Kılıçdaroğlu'nu fırsatçı diye demiyorum ama netice itibariyle Erdoğan karşısında güçlü, onurlu, takdir edeceğimiz bir duruş sergileyemedi maalesef CHP. Umarım bundan sonra sergiler. Son 3-5 aydır sadece CHP değil, diğer muhalefet de, mesela İYİ Parti de, mesela Babacan da, sonra diğer aydınlar, gazeteciler de, yani Türkiye'de ciddi bir muhalefette yükseliş var. Erdoğan'a karşı seslerde bir yükseliş var. Bu seslerdeki yükseliş sesi verenler kadar Erdoğan'ın güç kaybıyla ilgili. Onu demek istiyorum. Evet, evet hocam. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamadan sonra Süleyman Soylu bir tweet attı. Onu bir gösterelim. Diyor ki Süleyman Soylu attığı bu tweette, beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu hate demiş, çok korktuk, ünlem işareti koymuş. Hesabı yol arkadaşları PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun? Milletimiz senin ne olduğunu çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu demiş. Tabii bu tweetin altına çok sayıda tepki geldi. Tabii kullandığı üslup bir defa çok terbiyesizce bir üslup, o da ayrı bir konu. Ben de bununla ilgili bir yorum yapmıştım hocam. Arkasından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Recep Tayyip Erdoğan bir basın toplantısında, yurt dışına giderken bir basın toplantısında yandaş gazetecilerden bir tanesinin eline bir soru veriyorlar. O soruya cevabı da kendisi yazılı olarak veriyor. İzniniz olursa o videoyu da bir gösterelim. Hem Tayyip Erdoğan'ın cevabı, gazetecinin sorduğu soruya verdiği cevabı yazılı bir metinden okumasını değerlendirin. Hem de bu tepkileri bir değerlendirin. Buyurun.
Efendim Haber Global Televizyonu Umut Erol. Dün ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada bir video paylaştı ve bu videoda memurları, bürokratları hedef aldı, onlara seslendi. Öncelikle bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de geçtiğimiz günlerde kendisinin Merkez Bankası'na da bir ziyareti oldu. Acaba bu ziyareti de nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, öncelikle bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdit. Evet, Tayyip Erdoğan'ın sözleri böyle. Cevabını kağıttan okudu, yazılı bir metinden okudu. Ne diyorsunuz hocam? Hem Süleyman Soylu hem Erdoğan'a. Süleyman Soylu'dan başlayalım. Bir defa Süleyman Soylu'nun ağzı, ifadeleri tamamen bir sokak kabadayısı ağzı. Yani tasvip edilebilecek bir şey değil. Erdoğan'ınki farklı mı? Yani geçen yazdığım bir yazının sonunda şöyle demiştim. Eğer Kasımpaşa'da bir mafya lideri olması gereken bir adamı alır devletin başına getirirseniz bu olur demiştim. Ya Erdoğan da öyle. Kasımpaşa'da lokal bir mafya lideri, başarılı bir mafya lideri olabilecek bir adamı biz Türk toplumu olarak çok prim verdik. Devletin başına getirdik ve sonuç ortada. Süleyman Soylu da onun bir gömlek daha düşüyor. Ve buradaki ağzını da ona görüyoruz. Ama AKP'nin yaptığı iyi bir şey var Erdoğan'ın. Erdoğan her ne kadar kitap okumaz, yazmaz, işte üniversite bitirip bitirmediği meçhul, diplomasını hala gösteremedi. Ama kamuoyu araştırmaları yapıyor. Ve psikolojik harp tekniklerini iyi kullanıyorlar. Muhtemelen iyi danışmanları var. Yani yetişmiş insanları iyi kullanıyor. Kendisi okumamış, eğitimi falan zayıf ama nitelikli insanları kullanma, verileri kullanma konusunda şu ana kadar en azından başarılıydı. Bu başarıda şu var, bakın şunu yaptı. Psikolojik harp tekniği olarak önce belli kesimleri şeytanlaştırdı. Bunlardan bir tanesi Kürtlerdi. Bir tanesi de FETÖ diye hizmet hareketiydi. Vesayet kavramı da Erdoğan'ın kullandığı. Bunların CHP'yi şeytanlaştırmak için çokça kullandıkları. Evet. Altı boş olmayan bir kavram. O ayrı bir şey. Şimdi Süleyman Soylu'nun cevap vermek yerine, yani bir izahatta bulunmak, toplumu ikna etmek yerine çamur attığını görüyoruz. Ve bu iki, üç kavram üzerinden çamur atıyorlar. Yani şeytanlaştırdıkları o kesimlerle, işte PKK ve FETÖ diye şeytanlaştırdıkları gruplarla bunu konuşan insanların ağzına o lafları tıkıyorlar. Dolayısıyla bu bir psikolojik harp birikiminin sonucu, sokak ağzının yanında. Erdoğan'ın söylemine gelirsek, yani Erdoğan'ın ya keramet göstermiş, gerçekten ermiş bir adam. Soru soran gazetecinin cevabı önünde yazılı olarak Allah tarafından bir şekilde var edilmiş. Veya o gazeteciye o soru verilmiş, Erdoğan'a da cevap verilmiş. Oradan okuyor bakarak. Normalde hani bu tür konularda gazetecilerin özgür olarak soru sorması gerekir. Zaten akredite olmayan gazetecileri almıyorsunuz. AKP'nin iktidara gelirken en çok eleştirdiği şeylerden biri de şuydu. TSK'nın yıllarca akredite gazetecileri oldu. Mesela STV, Zaman, bunların hiçbir unsuru giremiyordu TSK'nın. Bunları eleştirdi. Şimdi onun çok daha ağırını kendisi yapıyor. Hiçbir muhalif gazeteciyi almıyor. Aldığı gazetecinin eline de soru veriyor. O soruyu da yazılı cevaptan okuyor. Bu aslında Erdoğan iktidarının tükendiğinin bir resmi. Okurken yüz hatlarına baktıysanız tamamen yüzü düşmüş. Muhtemelen makyaja rağmen düşmüş. Halsiz, bitik bir Erdoğan var. Yani bu tabloda savunmadan öte ben Erdoğan'ın tükenişinin bir tablosunu gördüm yansıttığınız resimde, karede. Evet. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap var. İsterseniz onu da bir seyredelim hocam. Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlerine yönelik tehdidi suçtur diyor. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı diye. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunan kişilere karşı mücadele edeceğim.
Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'dır. Bilmesi lazım. Gündelik kamu görevlerine yönelik tehdit. Bir daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın eline kim, cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın garibanın hakkını kim yerse, onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa karşısında olacağım. Adaletten yanayım, haktan ve hukuktan yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri var. Ama Beytülmal'e el uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunması da böyleydi Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra. Hocam bu arada ben bir duyuru yapsam izniniz olsa ondan sonra buyurun, sizin cümlelerinizi alsak. Buyurun. Kıymetli seyirciler, birazdan Mahmut Akpınar hocamızı uğurladıktan sonra size çok önemli bir yazı okuyacağım, okumaya çalışacağım. Özellikle cemaat mallarının gasp edilmesinden sonra bir Suudi alimin yazdığı bir yazıyı sizinle paylaşacağım. Çok önemli detaylar var çünkü o yazının içerisinde Suudi alimin özellikle muhatap olduğu kişilerden birisi bu gasplara dahil olanlardan birisi. Ona verdiği cevapları bir yazı haline getirmiş. Onun için yayından ayrılmayın. Evet Mahmut Hocam buyurun. Şimdi şu iki tabloyu mesela Erdoğan'ın açıklamasını, yüz hatlarını, enerjisini, enerji çok yani videodan bile görülebiliyor enerjisini. Hı hı. Bir de Erdoğan'dan daha yaşlı zannederim Kemal Kılıçdaroğlu. Birkaç yaş, en az 3-4 yaş yaşlı. Kılıçdaroğlu'nun enerjisini, ses tonunu, özgüvenini görün. Aslında ikisinin arasındaki fark kimin tükendiğini, kimin yükseldiğini gösteriyor. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey aslında çok açık. Vesayet filan değil. Memurlara, bürokratlara diyor ki yasaları dinleyin. Anayasaya göre amel edin. Yani evet Erdoğan Cumhurbaşkanı olabilir, bakanlar, başbakanlar olabilir fakat bu insanların yasalara aykırı verdikleri emirler, talimatlar bürokratlar tarafından dinlenilmemek durumunda. Yasaların gösterilmesi gerekir. Kılıçdaroğlu bunu ifade ediyor ve burada da gayet net ve açık duruyor. Şimdi gelinen tabloda aslında şu çok açık. 6 aydır Erdoğan söylem üstünlüğünü kaybetti. Propaganda üstünlüğünü kaybetti ve dikkat ederseniz hep savunmada. Eskiden Erdoğan bir şey ortaya atardı ve gündemi belirlerdi, domine ederdi. Artık 6 aydır Erdoğan gündem belirleyemiyor. Söylemleri çok cılız, bir enerjisi yok, bir heyecan uyarmıyor. Bunun yanında muhalefetin bu zayıflamadan da hareketle daha cesur olduğunu, daha etkili adımlar attığını söyleyebiliriz. Şimdi bunu bürokratların görmemesi mümkün değil, nitekim görüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun da bu çıkışı, o bürokratlardaki cesareti artırma, iktidar cenahından gelecek illegal emirlere karşı duruş sergileme veya işte bir kısım belgeleri dışarıya, illegal suçüstü belgeleri dışarıya servis etme adına cesaret verecektir. Veriyor. Bu çözülüşün ben hızlanacağı kanaatindeyim. Yani İnşallah. Çok büyük bir olay çevirmedikten sonra, bir numara çevirmedikten sonra ki öyle bir numara çevirseler de benim kanaatim daha fazla altında kalabilirler. Kendi lehlerine döndüremezler bu çözülüşü diye düşünüyorum. Erdoğan iktidarının bir çözülüş ve çökme sürecine girdiği çok açık ve net görülüyor. Evet hocam. Hocam tabii bu tür sıkıntıya girdikleri anda, sıkıştıkları anda bir yerden petrol buluyorlar, bir yerden gaz buluyorlar. Şimdi de altın bulmuşlar. Onunla alakalı olarak da ben kısa bir iki tane sizin özellikle bunu kullanalım dediğiniz haber hazırladım. İzniniz olursa onları bir verelim. Sizin düşüncelerinizi alacağım. Şimdi ilk haber şu. Amerika ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan itiraf. 20 yıl önceki Türkiye yok. Bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan 109 ton altın için imzayı attı. Dünyada ilk 5'e girecek. Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmiş.
Evet, ne diyeceksiniz hocam bunlara? Benim eğlencelerimden birisi de şu Asım Bey. Yani ben ara ara havuz medyaya giriyorum. Oradaki haberlere bakıyorum. Hani bu kendi kitlesini nasıl uyutuyor? Oradaki haberlere baktığınızda aslında Erdoğan'ın havuz medyasının insanları nelerle ve nasıl uyuttuğunu görebiliyorsun. Bu ikisini de ben onların içinden biraz seçtim. Yani sürekli kendi kitlesine böyle dozajı yüksek uyuşturucu mu diyelim, artık haber mi diyelim, bunlardan veriyorlar. Şimdi o ilk haberde mesela 20 yıl önceki Türkiye yok. Şu anda Yunanistan, komşumuz Yunanistan, Amerika ile işbirliği yapıyor, Fransa ile işbirliği yapıyor ve güvenlik anlaşmaları yapıyor. Rusya ile zaten yakındır, Ortodoks gelenekten dolayı. 20 yıl önceki Türkiye yok dediği şu aslında Türkiye'nin Türkiye güçlü anlamına değil. 20 yıl önce NATO üyesi daha kabul edilebilir bir Türkiye vardı. Saldırgan bir Türkiye var. Ve Türkiye F-16'ların parçalarını alamazken, F-35'ten çıkmışken, savunma sanayi çökmüş iken Yunanistan üst üste adımlar atıyor ve Türkiye'ye karşı hazırlık yapıyor. Ama bunu almışlar mesela. Bu aslında Türkiye'nin tamamen aleyhine bir şey. Yunanistan savunma anlaşmalarıyla Türkiye'yi kuşatıyor aslında bir yönüyle. Ve kimle? Fransa ile, İngiltere ile, Amerika ile, Rusya ile, güçlü ülkelerle Türkiye'nin aleyhine savunma anlaşmaları yapıyor. Ama bunu havuz kitlesine verirken şöyle veriyorlar. 20 yıl önceki Türkiye yok, harika güçlenmiş bir Türkiye var. Biz ondan korkuyoruz filan gibi veriyorlar. Oysa tablo tam tersi. Gelişmeler Türkiye'nin aleyhine. İkincide de hep gördüğümüz şey, sürekli gaz buluyorlar, sürekli petrol buluyorlar ve her yıl araba yapıyoruz. İlk arabayı ne zaman yapmıştık? 2010'larda 14'te miydi? O Ve yine civar. Davutoğlu 2012. Başbakanlığı 2012'de yapmıştık. Vallahi hala gören yok, bu araba nerede? Bir de Yine uçak. Davutoğlu'nun mesela uçağımız vardı. 2015'te mi 14'te mi? Uçağımız göklerde olacak demişti birkaç yıla. Yani Davutoğlu başbakanlıktan ineli 6 yıl oldu. Ne uçak gördüğümüz var, ne araba gördüğümüz var. Yani havuz medyayla garibanları, kitlelerini uyutmaya devam ediyorlar. Evet, ne yazık ki. Şimdi arkadaşlardan, seyircilerimizden bir tanesi de bir mesaj yolladı. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın 2001'deki konuşması var. Abi onu da mutlaka verin diye. Şimdi benim onu hazırlamam lazım. 2001'de özellikle Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması var. İzniniz olursa onu nasıl verebilirim diye bakıyorum. Siz onu Şu hazırlarken anda. ben biraz biliyorum, anlatayım olmazsa. Ha, buyurun hocam, buyurun. Yani şöyle, Erdoğan iktidara gelmeden önce muhalefetteyken ne söylediyse, eleştirdiyse daha doğrusu, o eleştirdiklerinin 10 katı 100 katı şeyler yaptı. Şimdi 2001 daha iktidara bile gelmemişken aynen bugün Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, hatta daha ağır dozajda devlet memurlarını ve bürokratları tehdit ediyor Erdoğan. Diyor ki bakın yasalara uyun. Ki o zaman da bir vesayet var. Yani bugünküyle kıyaslanabilir durumda değil. Daha hafif. Bugün çok daha ağırı. O dönemde Hazırladım hocam. Kemalizm adına bir vesayet var. Buyurun. Buyurun bir seyredelim bakalım. Devletin imkanları belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen gözaltında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu işleri yapanlar yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler. Evet, enteresan hocam. Kemal Valla Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden daha sert. evet, Kılıçdaroğlu'nunki daha beyefendi, daha kibar ve o dediklerinin çok fazlasını yaptı. Bürokratlar, yasalar, herhangi bir siyasi parti için ve siyasi amaç için kullanılamaz diyor. Bunun alasını, dik alasını Erdoğan iktidarı yaptı, AKP iktidarı maalesef.